Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda kontrol matıya bakacağız. Harmonik bir yapı gartley formasyonu alternatif D'mizi e, bulmaya çalışıyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz mavi bantların her biri alternatif D'dir. Nitekim 50,25 orada mesela birinci alternatif D bölgesinden tepki aldığını, beyaz kutucuğa ulaştığını her birinin e, hedefleri var. 50,25'in İlk istasyonu beyaz kutucuk. Hemen altındaki 44.36 ikinci alternatif D'nin ki oraya doğru gidiyor, 50.25'i burada e, kaybettiğini görüyoruz. 44.36 ikinci alternatif D'nin hedefi de mavi kutucuk. Birinci istasyon. Aşabilirse beyaz bölge. Hedef burası aslında. 38.44'te İlk istasyon turuncu kutucuk aşabilirse beyaz bölge. 29,94 ilk istasyon kırmızı kutucuk aşabilirse beyaz bölge. Ben şöyle bir mantık güdüyorum. Bu hisse senedini toplamak isteyen veya toplamak isteyenler veya işte tahtacı, balina neyse. 50,25 44,36'dan beyaz bölgeye ulaşması çok bir şey ifade etmiyor. Yani bir balina için veya tahtacı deyin ne dersiniz? %50, %40, %60 tatmin edici olmayabilir. Ama 38,44 29,94 yani sondan 2 alternatif de Buralardan bir yerlerden dönerse o zaman e, 2x veya 2.5x e, kusuratlarını söylemiyorum yani 2. E, virgül bilmem kaç x diyeceğimi düz 2x diyorum veya 29.94 işte 2.5x buralar tatmin eder veya x'in arasından da dönebilir. Yani her şeyi nizami nokta atış olarak düşünmemek lazım mavi bantların her biri alternatif d'dir. Fakat nasıl burada 50,25'i Dragonfly Doji mumuyla mesela ihlal ediyor ve yükselişini başlatıyor. Gidebilir miydi beyaz bölgeye? Gidebilirdi. Aynı ihlaller 38,44 29,94'te de olabilir ki benim en güçlü buradaki beyaz bölgeye ulaşmadan önce en güçlü toparlama bölgeleri olarak düşündüğüm alternatif değerler buralar 38,44 ve 29,94 İlk ikinin zaten birincisi olmadı 44,36'nın da ben olmayacağı görüşündeyim Yani birinci istasyon mavi bölge 44,36'da oraya e, beyaz kutucuğa ulaştığı gibi Birinci alternatif D bölgesinden Beyaz kutucuğa ulaştığı gibi e, 44,36'da Böyle bir tepki beklemiyorum Mavi kutucuğa kadar e, Çünkü piyasada e, Korku hakim e, Piyasanın da pek mecali yok gibi e, Zayıf bir tepki gelebilir Zayıf bir tepki gelebilir ha, Sert bir düşüşle e, 38,44'e Vurabilir de ama oldu da tepki gördük 44,36'dan ben birinci istasyona ulaşacağı görüşünde değilim zayıf bir tepki olur yani halsiz olur ardından 38,44'e vurur işte burada burada turuncu bölgeye kadar gelip birinci istasyonuna kadar gelip ardından mesela tepki aldı. 50,25 Veya 50,49 gibi Çünkü buralardan bir tepkisi var ya Beyaz kutucuğa doğru Buralara kadar sert bir düşüş Sırtından atma Küçük yatırımcıyı korkutma yani silkeleme Keri silkeleme Ardından beyaz bölge yapabilir 38,44'e bu bakımdan dikkat etmek lazım e, Balinalar şunu yapar arkadaşlar e, Böylesine Harmonik bir yapıda veya bu harmonik yapı değil başka bir şey de olabilir e, Düşüşlerde e, Airbag Olsun diye Yani airbag vazifesi görsün diye Küçük yatırımcıyı içeri alırlar Fake yükselişlerle En nihayetinde artık Düşüş sonlandığında Tabi bunu küçük yatırımcı bilmez Balina bilir ama Hedefe giderken sert silkeleme hareketleriyle sırtından atar. İyice toplar malı, artık hedefe götürür. Mesela burası küçük yatırımcıyı içeri aldı. İşte C içeri aldı mesela B'den C'ye yükseliş içeri aldı. Şu bölgeden birinci alternatif D'den aldığı tepki beyaz bölgeye kadar şu aralarda berelerde atlayanlar olduysa airbag oldular. Ama aynısını burada beklemiyorum. 44,36'da beklemiyorum. Bence 38,44 veya 29,94'te beyaz bölgeye gidecek. İkisinin arası da olabilir. Yani 38,44 ile 29,94'ü aynı bu beyaz bölge gibi kanal olarak düşünürsek yani burayı şu şekilde de deneyebilir. 29,94 38,44 ikisinin arasına sarkar. Buradan vurur yukarıya. Fakat dediğim gibi balinalar düşüşlerde pek yükselişlerle küçük yatırımcıyı içeri alır. Fakat hedefe giderken artık sırtından atmak ister. Ama 38,44'ten birinci istasyona gider. Sert vurur aşağıya, korkutur. Zaten bu kontrol matıya güven yok. Yine mi acaba aşağılara gidiyor hissiyatı? Küçük yatırımcı satar korkar. Ardından buraya vurur. Veya 29,94. Birinci istasyon kırmızı kutumuz. 50.70 63.55 Yine sert bir düşüş ardından beyaz bölge silkeleme hareketi yapabilir. Yani 38,44'te 2x, 29,94'te 2,5x varken beyaz bölgeye giderken 50,25, 44,36 gibi bu küçük mamalarla uğraşmaz balina. Umarım anlaşılıyordur ne demek istediğim. Bu hisse senedini maliyet düşürmek için alabilirsin, sıfırdan alabilirsin. Ama önemli olan doğranmaman. Ben... En muhtemel yol haritasını anlatmaya çalışıyorum. Burada e, harmonik bir yapı var, Gartley formasyonu var, alternatif D bölgeleri var. 50.25'i fake bir yükselişle içeriye alarak küçük yatırımcıyı burayı kaybetti. İşte şurada görüyoruz. Sırada 44.36 var. Bakın burayı da kaybedecek. Bu benim görüşümdür. Ayşe, Mehmet, Ali herkes analiz eder. Onlar ne diyor beni ilgilendirmiyor. 44,36'yı da kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü burada 2x ve 2,5x varken 44,36, 50,25 gibi alternatif değerlerle uğraşmazlar. Mamanın büyüğüne bakar. O sebeple kabaca kabaca sevgili dostum şöyle düşünmen lazım. Alım bölgesini kabaca şu şekilde düşünürsen yani işin çok da tekniğinde e, boğulmadan kabaca alım bölgesini şu şekilde düşünebilirsin. 38,44'ü ve hemen altındaki bandı. Şöyle yapalım bırakalım. 29,94, 38,44. Orayı da bir bölge olarak düşün. İşte burada toplayacaklar. Ve buraya sürecekler. Çünkü e, tabi ben buranın 84.35 çatısını baz alıyorum. Diyorum yani 2x, 2.5x diyorum ya. Çatıyı baz alıyorum. 84.35 en yüksek seviyesini baz alıyorum. Çünkü bu bölgede 38.44-29.94 aralığında 2x, 2.5x yatıyor. Gartley formasyonunda alternatif D'lerden dönüş bu seviye Birincisinde başaramadı Beyaz kutucuğu kırıp yukarıya gidemedi Mavi kutucuğa zaten ulaşmayı bırak Bence yakınından geçemeyecek Ama bu olabilir Bu da turuncu kutucukta 38,44'ün görülmesiyle geleceği bir bölge Fakat tekrar tekrar anlatıyorum Umarım sıkılmıyorsundur Buraya ulaştığında Yani üçüncü alternatif D'den Sektiğinde buraya geldiğinde Beyaz bölge öncesi Çat çat yapabilir Silkeleme Yapabilir çünkü balinalar Tekrar tekrar söylüyorum Düşüş ve sonrasında Hedefi bilir sen bilmezsin Küçük yatırımcı bilmez O düşüş esnasında Fake yükselişlerle seni içeriye alır en nihayetinde artık hedefe giderken de seni sırtından atar. Gelir buraya. Çat sert vurur. Zaten şu zikzaklarda. Burada heyecanı yaşamışsın. Moralin bozuk. Korkmuşsun yani. Artık burada tekrar vurduğunda. Ya daha da aşağılara gider mi? Hep böyledir zaten. Atar seni sırtından. Gelir buraya tekrar söylüyorum 38,44'ten birinci istasyonuna gelir. Çat çat yapabilir. Veya 29,94'ten birinci istasyonuna gelir kırmızı bölgeye. 50.70 63.55 vurur aşağıya ardından beyaz bölge. Ama sen bunlara kafayı takmayacaksın. 38,44 29,94 kabaca son iki alternatif D bölgesini bir kanal olarak düşün. O aralıkta alıp kenara çekileceksin. Beyaz bölgede mal büyük ihtimalle boşaltılacak. Ha sonrasında ne olur? Bu zirvelerini kıramaz mı? Kardeşim kırabilir ama X, A, B, C ve D işte ikisinden biri. Bu yapının birinci artık nihai hedefi burası. Ardından başka bir hikaye yazabilir. Buraya bir varır. Buralarda sarkar vesaire. Yeni bir yol haritası çizer. Yeni bir hikaye başlar. Zirveyi kırar. O ayrı konu. Ama bu yapıda bakın. X, A, B, C ve alternatif D'lerin bulunduğu bu Gartley formasyonunda büyük mamaya giden yolda balinalar burayı bekliyor. 29,94 38,44 bu aralıktan toplayacaklar. Ama yukarıda görmüş olduklarınız da potansiyel değerler oldukları için yine de buralardan gidebilir mi? Gidebilir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bir balinayı %50, %40 gibi paylar tatmin etmez yani etmemeli. Çok büyük alımlar yapıyorlar. O sebeple toplama bölgesi olarak 38,44 29,94 sondan 2 alternatif D bölgesini ben kanal olarak size söylüyorum. Bu ikisinin arasında alımlar yapabilirsiniz. Sonrasında e, burada satabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Umarım hoşunuza giden bir yayın olmuştur. E, Kontrol matin ultrasonlu çektim size e, böyle bir yayını da Kontrolmatik özelinde görebileceğinizi zannetmiyorum bu konuda da mütevazi olmak istemiyorum e, sevgili dostum sana yararı olan bir yayını lütfen ileriye sarma bunun öncesi var ben anlatıyorum beğenmiyorum tekrar anlatıyorum beğenmiyorum tekrar anlatıyorum ya da video uzun oldu diyorum tekrar anlatıyorum. Daha öncesinde de yapmış olduğum analizim var. Bakın bu görsellerin her biri analizler sonucu çıkıyor. Ben sadece size anlatıyorum. Siz öncesini görmüyorsunuz. Genel görüntü Bollinger bandlarına baktığımızda haftalık görüntüde orta bandın kaybı. ilk D bölgesinden tepki orta banda oraya kafayı vuruyor tekrar aşağıya zaten. Sonuçta orta bandın altında negatif. MACD haftalıkta sattı. Negatif. Genel görüntü negatif. 44,36'yı da çok takmayacaktır. Toplama bölgesi burası. Boşaltma bölgesi burası. Benim senden tek ricam benim emeğimin hatırına bu yayını baştan seyretmen. Ki bu videoyu eğer izliyorsan kontrolmatik ilgini çekiyordur. O yüzden açmışsındır. İlgini de çekiyorsa bu son derece verimli bir yayın. Nereden toplanacağını, nereden malın boşaltılacağını söylüyorum. Yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.